Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün size bahçemizden sesleniyoruz. Şimdi bu videoyu neden yapmak istedik? Çünkü Instagram'dan da normalde karşılaştığımız takipçilerden de çok soru alıyoruz ki normal hayatta da zaten çok soru alıyoruz. Bu bölgede olunca işte kiranız kaç para? Çünkü bu bölgede kiraların çok yüksek olduğunu, işte ev sahibi kiracı ilişkilerinin kimi zaman iyi, kimi zaman kötü örnekleriyle çok çok fazla popüler bir konu diyelim. Evet. Çok da soruluyor. O yüzden de işte bahçeyi soran oluyor, arkı soran oluyor, su geliyor. İşte o sulamayı nasıl yapıyorsunuz? İşte ev sıcakta nasıl duruyorsunuz? Kiranız ne kadar? Sorun yaşadınız mı? Komşuluklar nasıl? Bununla ilgili çok çok sorular alıyoruz dediğimiz gibi. Biz de o yüzden de hani tek tek cevap vermektense ulaşabilen, ulaşamayan, merak eden herkes için bu videoyu yapmak istedik. Arkadaşlar videoya girmeden önce sizlerden ricamız videolarımızı beğeniyorsanız. Çünkü zaman çok kıymetli bir şey. Zamanınızı ayırdığınız şey de önemli. Eğer ki videolarımızı ayırdığınız zamanı gerçekten de çok değerli ve verimli buluyorsanız, izlemekten zevk alıyorsanız lütfen bizlere de motive olması açısından ve daha iyi içerik üretebilmemiz için abone olursanız, beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Bize yapabileceğiniz en büyük destek bunlar. Çünkü YouTube ona göre bizim videolarımızı daha çok kişiye ulaştırıyor. Siz bir beğeni attığınızda videomuz bir basamak yukarıya çıkıyor. Mesela başka kişilerin önüne de çıkıyor. 10 bin kişiye sunuyorsa 20 bin kişiye sunuyor. Evet, tanımayanlar da görmüş oluyor. Aynen. Bu sefer ailemizi büyütme şansımız oluyor. Biz idealist olarak bakıyoruz. İnsanlarla bu şekilde iletişimde olmayı da seviyoruz. Ama birazcık da olsun tabii ki maddi manevi motivasyonumuz daha çok olsun. Bu kadar uğraşa isteriz ki daha çok kişiye ulaşalım. Ama dediğimiz gibi bizim içeriklerimizi seviyorsanız, izlemekten hoşlanıyorsanız karşılıklı olarak etkileşimde olmayı çok isteriz. Bu çiçeklerimizde, önce bunları söyleyeyim, merak ediyorlar çünkü videolarda bizim takipçilerimiz oldukça dikkatli. Hatta Köyceğiz videosunda biz çekerken dikkatimizden kaçanı bile onlar... Evet, bizden daha dikkatliler. Evet, çünkü yani çekim bizim yaparken... yaptığımız bir şey değildi ama bizim görmemiz gerekebilirdi, gerekirdi yani. Aynen, aynen. Biz görmemişiz, gözümüzden kaçmış. Aslında bu çok güzel. Yani bizim görmememiz de çok güzel. Çünkü onların görmesi gereken bir şeyi fark etmeden göstermiş olduk. Onlar da bize dikkatimizi çektikleri için teşekkür ederiz. Çünkü biz buradayız. Gidip biz en azından tüketici olacaktık. Aynen. Bizi biz uyarmış de oldular. Evet, biz de uyarmış biz onları uyarmış olduk. Onlar bizi uyarmış oldular. Dikkatlerini o yüzden seviyorum. Bazen de haklı olarak özellikle kış aylarında ben bir portatif soba taşıyorum. Kırmızı yuvarlak bir şey. Şimdi videolarda açıklıyorum ama onları mesela izleyenler biliyor. Bazen onu izlemeyenler tekrar merak ediyor. Haklı olarak soruyorlar. Onu kışın videolarımızda tekrar açıklarım. Ha, bu olay neydi diyeceksiniz derseniz eğer Köyceğiz videosu çekmiştik. Köyceğiz'e böyle yöresel ürünlerin yapılıp tanıtımının yapıldığı böyle küçük bir fuar gibi diyeyim. Evet. Güzeldi. Aslında ürünler de çok güzeldi. İnsanlar da çok güzeldi. Yalnız orada bir çağ kebabı yapan bir şey vardı. Stand vardı. Stand vardı. Tamam, her şey güzeldi. Biz şimdi çekimdeydik. Ben çünkü yüzüm bu tarafa dönük sizlere anlattığım için arkada amcamız çağ kebabının altındaki köze pet şişe atmış. Evet. Çekimde hani editte de biz onu nasıl fark etmedik ama çok kısa bir an. O yüzden zaten dikkatinize hayran oldum. O kadar kısa bir an ki hani el çabukluğu mu diyeyim ya da yani onu kesinlikle yapmaması gerekiyordu. Onu dikkatini çeken bütün takipçilerimize tekrar teşekkür ederiz. Hem gerçekten kendileri de görmüş oldular. Çünkü her şeyin iyisini de görmek güzel, kötüsünü de görmek güzel. O çok yanlıştı. Bizde de bir uyarı oldu. Çünkü biz burada dediğim gibi olduğumuz için, arada da böyle şeyler olduğu için daha dikkatli oluyoruz ya en azından. Orada görsek onu da ikaz ederdik. Hani evet, böyle bir şey yapma diye ikaz ederdim yani. Evet, evet. Çünkü insan sağlığı sonuçta. Çünkü gıda pişiriyorsun. Yani. Yani işte olumlu olumsuz her şeyi en azından sizler de bunu anlamış olun ki biz olumlu olumsuz bilerek bilmeyerek ne olursa olsun biz kendi gözümüzden neyse sizlere yansıtıyoruz.
Çünkü bilmek, biz de bir tüketiciyiz. Ne kadar video çekiyoruz ama biz de bir tüketiciyiz. Olumluyu söylediğimiz gibi olumsuz da söyleyeceğiz ki sizler de muhakkak bazen, bunu sizden rica ediyorum, bazı yerler hakkında söyleyemiyorsun. Neden söyleyemiyorsun? Ticari dava açabilirler. Ama ben size onun bir yolunu bulup farklı bir şekilde gerek vücut dilimle gerekse kullandığım kelimelerle onu da çok iyi anlıyorlar. Evet, onu güzel yapıyorsun. Bazı yerleri söylüyorum. Orada sorun var. Ha, illaki çok merak ederseniz ki şunun için de rica ediyorum. Instagram hesabımız köyde ikinci bahar. Orayı da takip ederseniz özellikle merak ettiğiniz videolarda sıra gelmiyor, unutulabilir, detay gerekebilir, işte böyle durumlar olabilir. Instagram DM'den ulaşıp bize sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz de oradan en azından sizi bilgilendiririz ekstra olarak. Evet, bu çiçekler doğal, doğadan, kimi zaman kırlardan, kimi zaman ormanlardan, kimi zaman böyle işte dalyan gibi sazlık alanlardan çeşit çeşit isimleri var. Bunları biz İzmir Bayındır'da, bu kuru çiçek yapımı çok orada yaygın. Orada bir video çekmiştik. Güzel bir aileydi, Albulut ailesi. Onlar yapıyorlardı. Bunları topluyorlar. Kendileri yetiştirebildiklerini yetiştiriyorlardı. Yetiştiremediklerini de böyle toplayanlardan alıyorlardı. Güneşte kurutuyorlar, işte özel işlemlerden tutuyorlar. Kök boyasıyla, gerçek boyayla boyuyorlar. Hani merak edenler, izlemeyenler o videomuzu izleyebilirler. Gerçekten de çok ilginç bir iş, bir meslek. Evet. Güzelliği de şuydu. Hani evlerde plastik çiçek bilmem ne bulundurmak artık herkes de biliyor. Çok da dekoratif de olmuyor. Hani çok çok böyle özen yapılan pahalı ürünler haricinde ki gerek yok. Bunlar doğal. Alerji yapmıyor ve yıkayıp kuruttuğunuzda hani tozlanıyor sonuçta evde. Tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. O zaman sormuştuk. Dediğimiz gibi daha detayları öğrenmek isteyen meraklılar o videoyu izleyebilirler. Biz de bunları bayağı bir almıştık o zaman. Biraz düzenleyelim dedik. Hazır düzenlerken de hem sizlerle de sohbet edelim dedik. Bu vazomuzu da yine İzmir Ödemiş Datbey köyünde. Evet. Şükrü Ulusu. Yerel bir sanatçı diyebiliriz. O dönem orada özellikle son kalan çömlekçilerden. Bizim videomuzdan sonra sağ olsun amcamıza. Evet. Milli eğitimden mi dedi? Öğretici olarak işe başlamış. Eğitici halk olarak. Eğitimde sanıyorum herhalde. Halk eğitimden. Evet, evet. Biz çok mutlu olduk. Çünkü hem kendisine faydalı olduk. Amca 83'tü yanlış hatırlamıyorsam yaşında. Yani 80'i geçkindi. Bildikleri özellikle bu sanatın kaybolmaması için çok endişeliydi. İstiyordu, bir şeyler yapabilmek istiyordu. Çünkü bugün varım, yarın yokum diyordu. Meraklıları için de bizim videomuz en azından vesile oldu. Bu yüzden de çok mutlu olduk. Kendisi de bizi arayıp çok teşekkür etmişti. Bu arada Şükrü Ulusu'nun da Datbey köyünde videosunu çekmiştik. İzlemeyenler, merak edenler oradan izleyebilirler. Evet, şimdi çiçeklerimizi de anlattık. Bu da yine İzmir Ödemiş Birgi'den. Bunu aldık. İçerisine su koyuyorsun. Bunu genelde bilirler. Çocuklar oyuncak için falan alıyor da. Şu cırcır böcekleri bilmiyorum. Biz mikrofon falan taktık. Cırcır böceği değil onlar. Dırdır böceği. Ha, evet, dırdır böceğiydi. Sen literatüre yeni bir isim katmıştın. Yani. Doğru. Biz de dedik ki yani hem dekoratif olarak güzel, tamam çocuk gibi oynamayacağız ama bu cırcır böceklerini bazen çekimlerde öyle bir bastırıyor ki şunu öttürürüz dedik. Hani susuyorlar ya ayağa kalkınca filan. Anam bununla daha çok ötmeye başladılar. Dur bir deneyin. Bir dene bak. Şu anda zaten yine başladılar. Daha çok bağırıyorlar. Evet. Aramıza yeni bir arkadaş katıldı diye düşünüyorlar sanırım. Onu bırakalım. Çok eğlenceli ya. Bence tiz bir ses giderse izleyenler için çok eğlenceli olmayabilir. Anladık ki bunu... Ama baksana dediğin gibi daha çok ses evet. Çıkıyor. Ama yürüdüğümüz zaman bizi görüyor ya anında susuyorlar. Evet. Anladık ki bu dekoratif eşya olmaktan öteye gitmeyecek bizim için. Çünkü dırdır böceklerinde bir işe yaramadı. Bilginiz olsun. Şimdi esas gelelim konuya. Evimizi merak edenler. İşte kiranız ne oldu? Çünkü ilk baştan itibaren biliyorlar eve nasıl geldik, buraya nasıl taşındık, işte kaç paraya girdik. Bunu izlemeyenler, bence sonradan aramıza katılanlar için üzerinden de bir kısa geçelim. Evet. İlk önce evin özellikleri ya da buraya geldik kısaca üstünden geçebilir misin?
Ya biz buraya geleli ne kadar oldu? 18-19 ay falan oldu. Kasım'da 2 senemiz olacak. Kasım'da 2 sene olacak. Ya burası aşağı yukarı 1200 metre falan bir alan var. Bahçemiz var. Evet. Müstakil evimiz var. Arkada gördüğünüz tek katlı. Tam müstakil. Ve bu ev arkadaşlar taş ev aslında. Yani bunun duvarlarının kalınlığı 50 santim 60 santim arasında. Ama üzerine sıva yapıp boyadıkları için taş görüntüsünü kaybetmiş ev. Evet. Ama özünde taş ev burası. Taş evin özellikleri de yazın serin tutuyor biraz. Ne kadar olsa çok sıcaklar var şu anda. İçeride de sıcak var ama dışarıya göre bir nebze serin tutuyor. Kışın da sıcak tutuyor. Ha, taş evinde böyle özellikleri var. Ya şöyle özelliğini hani örnek verecek olursak, buranın sıcağını bilenler, özellikle yaşayanlar çok çok iyi biliyor. Tatildeyken insan o heyecanla, sıcak tamam ama biraz da heyecanla denizle minmenizle şey yapabiliyorlar. Sineği de görmüyorlar, sıcağı da görmüyorlar. Peki evet ama yaşayanlar özellikle evet. Burada uzun süre kalma şansı olanlar sıcağını biliyorlar. Bizim taş evin en azından bize çok sıcak geliyor ama biz geldik geleli klima hiç açmadık. Evet. Bence o yüzden oldu zaten. Evet, taş evin katkısı oldu. Ha böyle püfür püfür serin mi? Hayır, o sıcaklara ne dayanır diyeceğim. O mümkün değil zaten. Ama bu bahçemizde çok uzun ağaçlar olduğu için yıllık ağaçlar, bunlar da ekstra serinlik katıyor. Bizde bir işimiz gücümüz yoksa hemen kendimizi bahçeye atıyoruz. Yapabildiğimiz kadar işlerimizi yapıyoruz. Vaktimizin çoğunu burada geçirmeye çalışıyoruz. Ama evin içi de dediğim gibi klima açmadan durulabiliyor. Evet. Sıcaklasak da durulabiliyor. Hani klima açmıyoruz. Kışında evet nispeten korunaklı oluyor. Zaten kuzine soba yakıyoruz ya. Onun da keyfi ayrı oluyor kışın. Tabii. Yani patatesimi yapıyoruz, fırına bir şeyler koyuyoruz. Evet. Odun yakıyoruz, kömür yakıyoruz. Doğalgazın konforu yok. Şimdi doğalgazda her tarafı ısıtıyorsunuz. Ve kışı diyemem. Kışın çünkü faturalar çok ağır ama yazın mesela hesaplı oluyor. Evet. Çünkü tüp en son kaça aldık biz? 650'ye aldım. Evet 650 liraya 12 kiloluk tüp değil mi onlar? Herhalde büyük tüp işte ya. Büyük tüp evet. 650 liraya aldık ve sadece ocak. Ha şu güzel, duşa harcamıyorsunuz, güneş enerjisi var. Ve yaz aylarında güneş enerjisi fazla fazla yetiyor. Öyle bir kaynatıyor yok ki. Yok canım çok bile geliyor, açılmıyor ki. Dayanamıyorsun yani. Kışın birazcık bir 15-20 gün keskin soğuğu oluyor. Onun haricinde yine idare ediyor. Ama pişirme açısından da kuzine soba bize katkı sağlıyor. Mesela kışında tüpten öyle idare oluyor. Doğalgaz. Kemik falan kaynatıyoruz ya. Evet. Reçel yaptığımız zaman kemik, onlar saatlerce oturuyor yani. Evet. 8 saat, 10 saat, 12 saat kemik kaynattığımız. Kemik suyunu özellikle 12 saat yani. Kaynatıyoruz. Biz o ilikler, kemikler içinden gerçekten de pamuk gibi ayrılıyor. Sonra süzüyoruz, şişeliyoruz. Hem ısınıyoruz hem onlar oluyor. İki iş bir arada çıkınca da o da ayrı bir tasarruf gibi oluyor. İkisinin evet. Avantajları öyle oluyor. Bahçeli köy eviniz varsa yakacakla başa baş geliyor. Şimdi doğalgaz daha temiz gibi. Tabii tabii. Ha, şöyle maliyet bir şey. Olarak yani çok da avantajlı. Yani kömür aldık mesela bayağı. Hı hı. 30 torba falan kömür aldıydık. Bir ton odun aldık. Oduna çok para vermediğimiz için biraz böyle kafa kafaya gibi geliyor yani. Ama oduna falan biraz merkezlerde yaşasak. Yani oduna falan 3-4 ton odun alsak öyle alanlar da var. Yani doğalgazdan daha maliyetli. Evet. Yani kömür, odun. O şekilde düşünürsek maliyetli. Ama köydeyseniz işte ağaçları bu diyorsunuz. İşte çalı çırpı muhakkak eksik olmuyor. O bakımdan köyde yaşayan için, bahçesi olan için ekstra bir faydası oluyor. Tabii. Yani içerisinde 2 dakikada bir yakıp ya da bahçede bazen keyif için kamp ateşi yapıyoruz. Serin havalarda. Hep şeyden, bahçeden çıkan, geçen ev sahibimiz burada budama yaptı. Ağaç devrilmişti ya, onu evet. Kesti. Şey dallarını bize bıraktı, al dedi, kullan bunları. Onlarla da yani, reçel kaynattık. Reçel kaynattık. Evet. Reçel kaynatıyoruz, yani. Salça yapıyoruz. O şekilde de işimize yarıyor. Hani köyde olmanın avantajı olarak. Taş evi olarak avantajlarını bu şekilde söyledik. Ha buranın bahçe içerisinde olmanın avantajları. Şimdi dışarıdan gelecek insanlar için her insan farklı arkadaşlar. O yüzden tek tip bir şey söyleyemeyiz. Ama belirli bir yaştan sonra gelip. Şimdi
bilmeyenler için söylüyorum, benim bir rahatsızlığım var. Ben bu kadar bahçeyi hak edecek güçte değilim. Daha çok bahçe işleriyle Ahmet ilgileniyor. Çünkü dediğim gibi o gücüm yok. Hem benim rahatsızlığımın haricinde de belirli bir yaştan sonra şehir insanının bedeni farklı gelişiyor. Köyde doğup buranın işleriyle yaşayan insanın daha farklı gelişiyor. Hatta burada geçen de ev sahibimizin oğluna da bayramda bir ziyarete gitmiştik. Kendisi de söyledi. Dışarıdan gelenler, o şiveli söylüyor. Ben daha onu yapamıyorum. Çok da tatlı anlatıyor. Dışarıdan gelenler diyor, çok büyük hayallerinden geliyor diyor. Burada diyor, işte onu yapacağım, onu edivereceğim bilmem ne diye diyor. Ondan sonra bakmışsın 2 ay sonra belli bir kula kalmış diyor. Tert olmuş. Tert olmuş. Ki doğru. İş yapacak olanlar için de güzel bir şey söyledi. Geliyorlar dedi, bir hevesle dedi. İşte bir sene bilemedin gücüne göre, 2 sene sonra dedi belirli bir parayı kaybedip gidiyorlar dedi. Çok dikkatli olmak lazım. Bizim hızlı de hareket etmemek lazım. Evet. Buraya geleceksiniz. Hı-hı. Bir iş yapmak istiyorsanız bile belli bir size yetecek para burada olacak zaten. Evet. İş yapacaksanız o para da vardır. Yani bir 6 ay, 7 ay, 1 sene belki bekleyeceksiniz. Ne iş yapabilirim? Tabii. Ne iş yapabilirim? Nerede yapabilirim? Kira en uygun neresi? Yani her şeyi hesap ederek işe gireceksiniz. Ağır ağır. Hızlı hareket ettin mi? Genelde başarılı olma şansı az insanların, olmuyor da zaten. İş biz ve de yer görüyoruz bulma konusunda. Evet. Kira için bir şey diyemeyiz. Çünkü insanlar yani neyi ne kadar araştırabilir? Tabii kira bir daha da şans işi. Çok ev sahibinden çok memnun olanlar var. Evet. Çok çok böyle akraba gibi diyenler var. Evet. Yani ama çok aşırı şikayetçi olanlar da var. Çok karşılaştık yani. Evet. Yani lanet edenler de çok var yani. Evet, evet. Yani şimdi kiralık dediğimiz gibi ne kadar araştırabilirsiniz? Mümkün olduğu kadar araştırırsınız. Biz mesela ilk kiraladığımızda şunu duymuştuk. Şimdi biz gelmeden önce sizler gibi yine bu tarz videoları yapan arkadaşları da izliyorduk. Ve bu tarafta yaşayan, işte Ahmet'in müşterileri olsun, benim tanıdıklarım olsun, kendileriyle de konuşuyorduk. Öyle de biraz fikir sahibi olmuştuk. Mesela biz sözleşmeyi yaparken kullanacağımız bahçe alanını da sözleşmeye dahil etmiştik. Yani şu kadar kullanım alanı bize ait diye. Bunu da neden yapmıştık? Yani buna ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Varmış. Çünkü başka birisinden edindiğimiz tecrübeye göre, işte ben sana evi kiraladım, bahçeyi kiralamadım ki diyen oluyormuş. Aynen. İşte bahçenin meyveleri, bu da anlaşmayla yapılabilir. Mesela portakallık içerisindedir ev. Zaten o kadar portakalı ne yapacağım dersiniz. Sorun değil. Size orada şey yapıyorlar. Sen diyor 2 ağacı kullan. 3 ağaç senin diyor mesela. Yani demek istediğim, kullanım alanınızı belirlemekte fayda var. Evet, aynen. Ki genelde zaten size hani yeme hakkı, göz hakkı verilir ama bazen sorunlu kişiler olabileceği için gelir gider, işte oraya ben ekeceğim, şuraya bu kadar bunu yapacağım der bilmem ne. Böyle insanlar olabiliyor. Hani müstakil evde yaşıyorum, ah karışanım görüşenim yok hayaliniz, yani suya düşmesin. Biz onu bahçe kullanım alanımızı da sözleşmeye dahil etmiştik, bilginiz olsun. Ha, biz sorun yaşamayan bir süreçle ilerliyoruz ev sahibimizle. Sorun yaşayanlar da olabildiği için duyduğumuz kadarıyla size söylüyoruz. Çünkü burada günlük kiraya verme çok çok yaygın. Müstakil ev bulma şansınız o nedenle düşük. Fiyatlar işte arz talep olarak bakıldığında müstakil ev, burası çünkü tatil de bölgesi olduğu için günlük kiraya verme, müstakil ev azlığı fiyatları da yükseltiyor talepte evet olduğu için. Bir de burada 2 katlı evlere de müstakil deniyor. Üst katınızda ya da alt katınızda ev sahibiniz ya da farklı bir insan olabiliyor. O insanla yine dediğin gibi akraba gibi de olabilirsiniz. Yani sıkıntı sorun da olur, yaşayabilirsiniz. Evet. Biz o yüzden muhakkak tam müstakil olsun istedik. Ya bahçeli ise müstakil diyorlar. 2 katlı bile olsa. 2 katlı ve bahçeli varsa müstakil diyorlar. Evet. Ama şehir insanının anladığı müstakil, evet, bizimki gibi tek katlı, altında, üstünde, yanında, yöresinde yer yok, bahçesi olan. Ki bu bize bahçe, deneyim olarak şunu öğrendik. Biz de şehirde ne kadar izliyoruz, tecrübeliyiz desek, insan kendisi yaşaması gibi olmuyor arkadaşlar. Biz mesela bu kadar geniş bir bahçeye ihtiyacımız olmadığını öğrendik. Çünkü bahçeyle uğraşmak, bahçeyi hak etmek gerçekten de çok zormuş. Şu otlar, yani arkanı döndün mü bitiyor derler ya, hani ot mücadelesi çok farklı. Ağaçlar budanmalı, sulanmalı, kireçlenmeli. Çok ilginç diyor ya. Çok hani ilginç.
işte zirai kimyasal ilaç kullanmak istemiyoruz. Onun için uğraşı birazcık daha fazla oluyor. Bak bizim güllerimiz hep kurudu. Bilmiyorum ne olacak. Şeye gitmem lazım, sormam lazım. Evet, aşırı sıcaklardan. Çok kurudu yani. Üzülüyorum yani. O kadar emek verdim onlara. İnşallah ölmez yani. Sulama yaptığımız halde. Sulama sürekli yapıyorum. Su faturası da bayağı yüksek gelmiş bu ara. Şebeke suyuyla suluyoruz ya. Buradan arttan devamlı gelmiyor sonuçta. O yüzden biraz yüksek gelmiş bu ay. Evet. Şimdi bu bizim bulunduğumuz bölgede arıklardan kesintisiz su gelen bölgeler var. Bir de bizim gibi haftanın belirli günleri su verilen bölgeler var. Bu da neden? Bütün bunlar arıklar Köyceğiz Gölü'ne kadar gidiyor suyu. Aka aka köyleri sulaya sulaya gidiyor. Bizden sonra bir köy olmadığı için bize belirli veriyorlar. Çünkü akacak gidecek yer yok. O nedenle haftanın belirli günlerinde veriyorlar. Aynen. Geriye kalan günlerde şebeke suyuyla suluyoruz. İnsanlar merak eder. Hı hı. Evden, taş evden falan bahsettik. Geri çıktık. Şimdi biz buraya ilk geldiğimizde 5000 lira kirayla geldik. Evet. Değil mi? Evet. 5000 lirayla geldik. Ama o zamanlar kira farklı farklı fiyatlara bulunabiliyordu. Tabii. Yani 2000 liraya, 1500 liraya, 2500'e. Ama iki katlı müstakillerdi. Tam tabii. Müstakil değillerdi. Evet. Biz görmedik tam müstakil. Evet. Vardır illaki başka bölgelerde de. Biz de rastlamadı o zaman. Yani o fiyatlar arası vardı. Yani 1500'den başlayıp 3000-3500'e kadar aralıklarla gidiyordu kiralar. Biz o zaman 5000 liraya tutuyorduk. Yani iyi o dönemine göre evet, pahalıydı yani. Şimdi çok hızlı değiştiği için aynen, fiyatlar aynen. Hani şu anda şey gibi gözüküyor. Evet, şimdi kiramız kaç para oldu? Evet, kiramız şu anda 8500 lira arkadaşlar. Bu arada rüzgar var, şey de sallanıyor, tripod da sallanıyor, bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Esiyor, birazcık ferahlatıyor. Şimdi arkadaşlar biz Kasım'da geldik buraya. İlk kiraladıktan sonra. İlk bir yıl yine 6 ay 4500. 6'da 5000 lira ödemiştik. O zaman 6 evet ay. Ve 6 ay peşin ödemiştik. Şimdi ikinci yılda da şöyle ilk 6 ay 8000. Diğer 6 ay 8500 olarak anlaştık. Şu an 8500 veriyoruz ama ortalaması 8250'ye evet. Geliyor. Bunu çok merak ediyorlardı. Şu anki kiramız bu arkadaşlar. Ay, yörede, şimdi biz yöreyi çok fazla o zamanlar işte yeni yeni İstanbul'u toparlıyoruz, ediyoruz. Çok çok vaktimiz olmadı ama geldikten sonra çok çok daha şuna dikkat ettik. Kişi neden önemli? Ben rahatsızlığım nedeniyle sıcak iklim gerekiyor bana. O nedenle biraz daha aşağıları tercih ettik. O yüzden biraz da fiyatlar daha pahalı. Ama diyelim ki ya ben o kadar da şeye gerek yok. Hatta biraz daha serin istiyorum. Varsın yaylalardan olsun, yükseklerden olsun derseniz fiyatlar biraz daha düşebiliyor. Evet. Bilginiz olsun. Biraz daha serin ya. Hem daha serin oluyor yazın ama kışın da daha soğuk oluyor. Kışın da daha soğuk oluyor tabii yani, ki. Evet, evet. Yani onu çok sorun etmeyenler için hı-hı. Yukarılarda hı-hı. Uygun, daha uygun fiyatlar var. Evet. Ama bazı yaylalarda daha da pahalı fiyatlar var. Meşhur yaylalar onlar. Evet. Evet. Artık o da ilginç yani. O da şey gibi Ayder Yaylası gibi falan mı oluyor? Ne oluyorsa artık. Bazı yaylalar isimli yapmış bir takım özelliklerinden dolayı pahalı olabiliyor. Ama yüksekler muhakkak ki deniz seviyesinden uzaklaştıkça fiyatlar biraz daha sanki evet. Düşüyor gibi. Ya bizim evin konumunu da söyleyelim o zaman. Madem denizden bahsettin. Hı hı. Bizim eve en yakın deniz Sarıgerme. Evet. Değil mi? En yakın deniz burası Beyobası. Bunu da tekrar söyleyelim. Köyceğiz Beyobası köyü. En yakın deniz Sarıgerme. O da 25 dakikayla yarım saat arası sürüyor. Bizden uzaklığı. Ondan sonra Akyaka 50 dakika falan sürüyor. Marmaris 1 saat. Fethiye 1 saat. Göcek yarım saat. 35 dakika. Yani. Aslında işte. Dün İnlice'ye gittik. 40 dakikaydı değil mi? Evet. İnlice plajı. Orası da güzel. Yani işletmesi falan da Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim Bakanlığı'nın evet. İşletmesinde fiyatlar da fena değildi yani. Evet. Ya şezlonglar pahalıydı. Evet. 300 liraydı. 2 şezlong, 1 şemsiye. Evet. Bir tık o pahalıydı ama plaj güzel. Fena değildi yani. Hı hı. Ya şimdi burada hani yarım saat 40 dakika falan uzak gibi görünüyor ama mesafeler trafik olmadığı için rahat gidilebiliyor. İstanbul'da biliyorsun yani.
yarım saatlik mesafelere bir saat, bir buçuk saat, iki evet. saatte gittiğimiz oluyordu. Evet. Özellikle evet. hafta sonlarına denk gelirsek. Yani hafta içi iş saatlerinde gidersen de öyleydi. Yani her şeyi trafiğe göre ayarlamak zorundasınız büyük şehirlerde. Burada trafik olmadığı için, ya şöyle bir şey, yerlisi için çok bize ilginç geldi. Bu da mesela sizde şey yaratabilir. Denize mesafesini sorduk ilk geldiğimiz zaman. Uzak dediler. Şimdi bir İstanbullu, İzmirli, işte Ankaralı. Ya Ankaralı demeyeyim, Ankara'da deniz yok. Ankaralı'ya bayağı uzak. Bayağı uzak. Büyük şehirler diyeyim ben. Büyük şehirler için yarım saatlik deniz mesafesi süper. Hani yani, ayağının dibi gibi bir şey. Ama bu yerlisi için deniz ayağının dibinde değilse uzak. Biz de şimdi uzak deyince acaba dedik ne kadar, şimdi İstanbul'da dediğin gibi trafikle de hesap ettiğimiz için 2 saat, 2,5 saat falan olduğu için aa baktık yarım saat uzak değil, trafik yok, hemen gidiyorsun. Akşama kadar rahat, ay akşam trafiğine kalmayalım şöyle oluruz düşüncesi yok. İstediğin zaman kalk gel. Bunlar çok güzel oluyor. Yarım saatlik mesafe hiçbir şey. Ha, göl suyuna da girebilirsiniz. Köyceğiz buradan 15 dakika. Köyceğiz Gölü de hatırı sayılır büyüklükte. Yani. Oraya da 15 dakikada göle de giriliyor zaten. Belediyenin tesisi var. Aman göl de istemem, deniz de istemem. Bana da soğuk su lazım derseniz 10 dakika yukarıda da yuvarlak çayımız var. Oo. Gidip en sıcak o zamanda orası. Bile dişlerinizi takırdatabilirsiniz. Üşüyorsun ya. Şimdi bak burada ben terliyorum. Oraya gideyim, suya gireyim. Hele akşam üzeri üşümeye başlıyorsun yani. Evet. İlginç bir yer yani. Ve gündüz sıcaklığında da girersen bir saat bir ferah tutuyor. Tabii. Suya girdiğin zaman bir saat iki saat bir rahatlatıyor insanı. Evet. Buz gibi su. Vücut alıyor suyu buz gibi. Buranın sıcağında da bulunmaz nimet. Aynen. Bahçe. Şehirdeki yaşayanların hayali, rüyası. Bahçeyle de daha çok sen zahmetini sen çekiyorsun ya. Aslında. O yüzden bahçeyi sana bırakıyorum. Ya bu sene ekim olarak çok şey ekemedik ama kavun ektik. Kavunlar olacak gibi duruyor. Büyüdüler biraz. Soğan ektik. Soğanları bitirdik. Biber ektik. Diktik fideden. Başka ne diktik? Bakla dikmiştik. Bitti zaten. O kışlıktı. O kışlıktı. Ondan sonra başka bir şey yapmadık bu sene. Ya gelin bizi öldürecek. Hakkını yeme. Ya bizim... Aslı'cığım sağ olsun. O da böyle mucit o konularda. Karpuzu yedik. Evet, evet. Hani ilkokulda yapardık ya fasulyeden pamukla hani ıslatıp da filizlendirirdik. O zaman fen bilgisi evet, dersleri evet, vardı. Aynen aynen. O da kalktı karpuz çekirdeklerini aynı şekilde pamukla filizlendirdi. Böyle böyle olmuştu ya. Evet. Diktim onları ama bilmiyorum şeyi geçti herhalde. Ama biraz aldım. Zamanını evet, geçirdik. Zamanı geçti herhalde. Ama aldım. Demedik olsun. Hayır onu şöyle yapmamız lazım. Çekirdekleri kurutup. Hı hı. Bir dahaki yazın başında erken dikmemiz lazım. Vaktini yetiştirmemiz evet. lazım. Evet. Öyle dikersek olur. Evet bu arada koşturmacamızdan da pek fırsat kalmadı haliyle. Ama biz, yapabildiğimiz kadarını. Biraz şeye önem verdik. Öyle diyelim. Çiçek falan çok diktim. Gülleri çoğalttık. Hı hı. Hem dışarıdan aldık hem kendim çoğalttım. Hı hı. Çoğaltma yaptım ama işte dediğim gibi biraz kuruyorlar. Onu şimdi şeye gideceğim ziraatçıya. Bir soracağım onu. Bilgi alacağım. Ne gerekiyorsa onu yapmam lazım. Çünkü bayağı emek verdik onlara. İşte hamamızı taktık yerine. Işıklandırmalarımızı yaptık. O buraları biçtiydik zaten. Onları videosunda yapmıştık. Yani yaşayacağımız alanı temizlemiştik güzelce. Yani böyle. Meyveler bitti. Erik bitti. Eriği bitirdik. Hı hı. Tutlar artık fonanlarını yaşıyor. Ama yiyemiyoruz artık. Tadı değişti çünkü. Hı hı. Bir haftadır falan yemiyoruz ama yerde şeyleri devam ediyor, pislikleri, dökülenler, ayakkabılara, terliklere yapışıyor. Dut o konuda sıkıntılı arkadaşlar. Evet. Fena yani yapışıyor yakın yani. Bölgedeyse terlikler gerçekten de çok çok kirleniyor ve ayaklarınız da taşınıyor. O yüzden biz sürekli bir tavuklar kadar eşiniyoruz diyebilirim. Aynen. Sürekli bir temizlik yapılmak zorunda. Kapının önünde terliklerin altını temizle, yıka, pakla neyse. Niye terlik diyoruz? Çünkü burada ayakkabı giyilmiyor. Evet. Yazın ayakkabı diye bir şey yok arkadaşlar. Hep terlikle. Aynen. Hep terlik. Şort böyle askılı başka türlü yaşanmaz burada. Yani. Yani o bakımdan da şey ama güzel değil mi? Evet. Kılık kıyafete çok para harcamıyorsun. O konuda tüketim sıfırlanıyor gibi bir yani, şey. Yani terlik alıyorsun. Bir iki tane terlik al. Aynen. İki üç tane bundan al. Aynen. Şey maddi durumuna göre. İki üç şort al. Bitti işte.
Ya maddi durumu zorlamayacak bir şey ürünler, zaten. Evet. Ürünler zaten. Evet, çok böyle zorlamayacak. Olan da 10 tane alır yani renkli renkli. Ve herkes hani biz eskiden mesela okullara gittiğimiz zaman da tek tip önlük giyiliyordu ya. Siyah geneli, önlük. Evet geneli böyle dolaşıyor zaten. Heh, o yüzden onun gibi oluyor. Herkes bizim gibi, herkes öyle olduğu için de sıkıntı yok. Ama şehirde öyle değil. O onu giyiyor, bu bunu giyiyor. Şuraya giderken bu giyilir. Vay şöyle olur, vay böyle olur. Ay hava soğudu. Çok daha değişken olduğu için İstanbul iklimi. Orada mesela kıyafet ihtiyacı hani abartmadan bile olsa bundan daha fazla çok oluyor. Çok fazla, çok fazla. Kışın mesela bot giymiyorsun burada. Sen evet, bile. Yani ben bile giymedim. Sen spor ayakkabıyla geçiriyorsun ya. Düşün. Yani. Yani normal mont böyle ağır montlar giyilmiyor. Evet. Yani hafif evet, bir şeyler aldın mı bir kazak üzerine hafif bir şey. Evet. Kışı geçiriyorsun yani. Aynen. O bakımdan iyi. Kılık kıyafete çok para verilmiyor burada. Hani AVM'lere işte stres atalım diye insanlar da ne yapsınlar? Gidecek yer bulamayıp ay bir stres atalım deyip AVM'ye gidiyor. Ne kadar hiçbir şey yapmayayım dese bir şey alsa yani bizim AVM'ye ihtiyacımız yok. Çıkıyoruz bahçeye. Orada mesela piknik için muhakkak ki büyük şehirlerde piknik alanı da bulmak zor. Kalabalık. Gidiyorsun, geliyorsun. Buranın o konuda avantajları çok. Bahçem piknik alanı. Bizim bahçe zaten bahçem hiçbir yere alanı. Gitmeye ihtiyaç duymuyorsun ki. Ha insan oluyoruz. Tabii ki farklı değişik bir şey istiyoruz. Ama değişik bir şey istediğinde de çok kolay. 20 metre ötesi yine piknik alanı. Yani. 50 metre ötesi yine piknik alanı. Yani böyle metre metre metre. Yuvarlak çayın kolu da buradan geçiyor. Yani birkaç yüz metre ileriden geçiyor. Evet. Yürüyerek bile gidebilirsin yani. Evet. Malzemeni alıp yürüyerek git. Aynen koca öyle. Çay yani geçiyor oradan. Aynen öyle. Mesela şehirde denize gitmek istediğinde bütün gününü denizde geçirmek istiyorsun. Burada işte ya bir işimi yapayım. İki saat için şehirde kimse denize gitmez. O tabii, trafiği çekmez. Tabii tabii gidilmez. O parayı harcamaz. Aynen. Ama burada mesela işlerini yaptın. Ay bir suya gireyim dedin. 10 dakika yukarıda yuvarlak çay. Gider bir saat ferahlar gelirsin. 15 dakikada Köydeyiz Gölü. Gider bir saat, iki saat kalan vaktini değerlendirebilirsin. Ha üzerine bir 10 dakika daha koy. Sarı germeye gider, denize gidersin. Deniz, göl, ne diyeyim, yuvarlak çay. Çay bildiğin şey, içme suyu zaten. Hani oradan içme suyu da sağlanıyor. Evet, oraya evet, giriyorsun. Ay biraz daha işte havalar serinledi ya da işte romatizma sorunum var, kaplıca mı istiyorsunuz? Kaplıcalar da yarımşar saat mesafede. Gerçi Sultaniye'ye bir 40 dakika var. Sultaniye 40-45 dakika sürüyor ama o yoldan da gitmek de ayrı bir keyif yani. Manzaralık. Dura dura gidiyoruz. O, resimlik, evet. Evet, çok güzel manzaralar var. Yani. Ama Dalaman Kaplıcası yine o da bir yarım saat 40 dakika var. Var. 40 dakika ortalama yarım diyelim. Yarım saat falan sürer Dalaman. Ama bizim burada. Evet. Bulunduğumuz bölgeye göre değişiyor. Bizim şansımız bunlar. Daha anlatsak günlerce sürer. Neler oluyor, neler söylenecek çok şey oluyor da. Biz hani ilk akla gelen, çok merak edilip sorulanları söylüyoruz. Ha, hayvan niye yapmıyorsunuz? Arkadaşlar bu video dediğim gibi tamamen bir işmiş. Bazen çekim için uzağa gidiyorsunuz. Hayvan demek uğraşmak demek. En uğraşısız hayvan. E tavuğa uğraş mı gerekiyor? Gerekiyor arkadaşlar. Onun yerini belirleyeceksiniz. Ona bir kümes yapacaksınız. Sonuçta biz kiracıyız. Yaptığımız her şey maliyet. Ha, alıp götürebileceğin bir şey yap. Zaman. Aldın, yemini aldın. Hadi buraya saldın. Köy yerlerinde bu tarz problemler çok oluyor. Evin etrafı çevrilik değilse hayvan gidiyor yani sağa sola. Sonra işte vay benim tavuk buradan geçti mi? Benimkini gördün mü? Seninkine mi karıştı? İşte benim bahçeme girdi. O oldu, bu oldu. Yani. Ya bir de bir yere gidince bırakması var yani. En büyük sorun da o. Aynen. Bir yere çekime gidiyoruz. Yani, işte İstanbul'da yakınlarımızın düğünü, özel günü olabiliyor. Gittiğimiz yerler oluyor. Teslim etmek zor. Bizde şimdi bahçede kedilerimiz var. Onları sağ olsun bizim komşumuz zaten onun kedileriydi. Ramazan abi evet, bakıyordu. Ramazan sağ olsun. Biz gittiğimiz zaman ona emanet ediyoruz. Ona da alışıklar zaten. Ona da alışıklar. Mamasını falan bırakıyoruz. Sağ olsun veriyoruz. O geliyor. Sabah akşam mamalarını veriyor sağ olsun. En azından kediler şey yapmıyor zaten alışkın olduğu için. Evet. Hatta bize giderken götürmeyin. Onlar benim kedilerim falan diyor. Şimdi biz de kedileri bizim diyoruz. Ama bilmiyorum artık. Gider miyiz bilmiyorum da hani öyle bir şey olursa da işte apartman dairesi falan böyle bir sıkıntı olacak bir yer olmazsa kedileri alacağım ama Ramazan'dan
Rica edeceğim. Bilmiyorum. Artık bölüşür müyüz? Hepsini mi verir? Velayet davası açarsınız birbirinize artık. Çünkü kediler de bizi sahiplendi ama. Evet, evet. Hani biz zaten seviyoruz, tamam da. Yani camlar ister istemez, hani tel var, şu var, bu var. Açık yatıyorsunuz böyle bir ortamda. Çünkü klima yakmıyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Kedi camda yatıyor. Evet. Sabaha kadar. Özellikle o sana aşık zaten. Geçen videosunu koydum ya. Mama vereyim mi diyorum. Ver. Konuşmaya başladılar. Camda sabaha kadar seyrediyor. Gözüme bir açıyorum, bakıyorum. Bir çift kulak seni izliyor. Özellikle sana çok düşkün ya. Böyle izliyor. Şimdi bu nasıl yani bırakabilirsin? Duygusal bağ kuruyorsun. Tabii şimdi ki. O da seviyor, sen de seviyorsun. Hadi bakalım ne olacak? Yarın bir gün inşallah yine böyle bahçeli. Bu kadar büyük alana gerek yok. Bahçeli bir yerimiz olursa onu ayrıca konuşuruz artık. 15 günde bir çocukları görürsünüz karşılıklı. Onun hala kedileri var. İşte kral var, köpeği var. Evet. Sağ olsun. Gerçekten de çok hayvansever, vicdanlı, merhametli. Yani geçen de tavuğun ayağı aksıyormuş. Zavallı adam ne yapsın? Elinden geldiği kadar yani yetişilmiyordu hakikaten de. Kantoron sürüyordu. Yani bir yara olmuş bir yerine kantoron sürüyordu. İyi geleye dedi. Dedik ya helal olsun ya. Adam vicdanlı ya. Vicdanlı seviyor insan. Hayvanları seviyor. Ha, o da çok memnun oldu. Çünkü biz de hayvanları çok seviyoruz. Sürekli izleyenler biliyor. Elimizden geldiği kadar besleme yapıyoruz. Biz hani tabii ki imkan olsa biz hani burada da isteriz daha fazla besleyebilmek. Ama biz daha çok diyoruz ki olanı da şöyle yapalım. Dağ bayıra tatile gelip atanlar var. Onları Allah'a havale ediyorum. Hani o konuya çok girersem çıkamam neyse. Şimdi kış aylarında o taraflarda insanlar az olduğu için, restoranlar kapalı olduğu için hayvanlar sefil oluyor. Biz onları besleme yapıyoruz. Evet. Kışın özellikle yani her gün olmadı iki günde bir kesin gidiyoruz yani. Biz aracımızda muhakkak mama ve su bulunduruyoruz. Çok bazen ters noktalarda suyumuz bitti oluyor, o anlar çok kötü oluyor bulamadığımız zaman. Çünkü sürekli beslenecek bir can çıkıyor karşımıza. Su verilecek özellikle yaz aylarında çok oluyor. Bir de burada bir avantaj su çok ya. O bakımdan hani burada mama daha önemli. Mama evet. Birinci plan mama. Evet. Su bulunuyor çünkü her yerden su çıkıyor burada ya. Evet. Yani burada susuz kalmaz yani. Bazen başka yere gidince tabii yanımızda bulunduğu için veriyoruz oralarda. Şimdi bazı insanlar şey yapıyor. Ben fobisi olanlara bir şey demiyorum. Hani işte hayvana, kediye, köpeğe karşı fobi. Tuhaf bir şeydir fobi ama aşılabilir. Hani ay ben korkuyorum ne yapayım? Hayır, aşılabiliyor. Gerçekten fobisi olup bizden fazla düşkünleşebiliyor iletişime girdiğinde. Fobi aşılabiliyor ama fobisi olanlara saygım var. Şöyle bir şey, onlar diyorlar köy yerinde işte köpekler var. Rahatça nasıl? Biz bazen akşam gece çıkıp yürüyüşe çok yani güvendeyiz. Neden? Çünkü sürekli besleme yaptığımız için hangi sokağa girsek bizim arkadaşlarımız var. Bizi koruyorlar. Hatta şu meydanda iki tane siyah köpek var. Evet. Bir tanesine Arap diyorlar. O yüzden biz Arap da diyoruz. İkisi de siyah aslında. İkisi de siyah ama ona Arap demişler. Niye bilmiyorum. İsmi öyleymiş. Son zamanlarda özellikle biz de araçla oradan geçerken sadece endişelendiren şu. Bir yere giderken de arabanın peşine takılıyor zavallı. Evet. Hani o asfalt boyunca koşuyor yani. Ana caddeye çıkarsa başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Arabanın önüne geçiyor. Biz farklı bir yol keşfetmeliyiz. Evet, bazen kaçıyorum ya görmesin diye. Başka yerden gidiyorum evden ama. Evden giderken farklı bir yol keşfedelim. Çünkü ana yola çıkar diye korkuyorum. Dönerken sorun değil. Dönerken arabanın peşine takılıyor, eve geliyor. Sıkıntı değil. Sabaha kadar bizim evin kapısında yatıyor. Evet. Sabaha kadar evi koruyor. Biz hani mama veriyoruz, seviyoruz, ediyoruz. Bizimle arkadaşlık ediyor, bahçede duruyor. Sabah işe gider gibi kalkıyor. O beklediği dükkanın önüne gidiyor. Akşama kadar orada. Paydos olunca burada. Şimdi o da yeni bir dostumuz oldu. Yuvarlak çaya çıkınca da aynı. Oradaki köpekler de tanıyor. Arabayı tanıyorlar. Aynen. Ve koştur koştur hemen geliyorlar. Görür görmez koşuyorlar. O da ilginç ya. Aynı bir sürü araba var aynı şekilde. Plakayı mı biliyorlar? Ne yapıyorlar? Nasıl anlıyorlar acaba ya? Ya çok ilginçler ya. Gerçekten mucizeler. Ya uzaktan görüyor, koşmaya başlıyorlar. Yatıyor orada mesela. Bir sürü araba geçiyor oradan. Yani. Bizim aracı görünce koşmaya başlıyorlar. O yüzden şey. Arkadaşlar hani biz çok güvenle geziyoruz. Çünkü bir yön koruyucumuz var. Geçen komşuya gittik nasıl? Peşimizden gelmiş. Fark etmedik. Ay evet. Biz fark et... O anda... O Arap dediğimiz. Evet.
Şu yani ne geceydi kadardır? Geceydi bir de 11-12 falandı yani. Aramız 500 yani, metre var mıdır? Yok, 200-300 metre ancak. 200-300 metrede bir komşuya gittik ama fark etmedik. Havlayarak geldiği zaman fark ediyoruz. Ama artık bazen de şey yapmış, gittik baktık, aa kapıda. Biz misafirlik boyunca kapıda yattı. Ay geriye dönerken kıyamadım dedim bari ana yoldan geçerken. Gayet de güzel hemen atladı, bizimle birlikte geldi. Evet, arabaya biniverdi ya. Evet. İlginç yani. Normalde hani yabancılar her hayvan binmez yani. Evet, 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 evet. Arabaya biniverdi. Ne diyorlardı o şey, ha part time çalışma. Part time köpeğimiz oldu. Akşamları geliyor, sabahları işe gidiyor. Çünkü o berberin önünü de çok seviyor. Hani orada arkadaşları da var. Orada bir kadın var hanımefendi. Orada evet bir hanımefendi de güzel bakıyor. O besliyor biraz onunla. Evet, orayı da bırakmadı. Evet. Bizi de sevdi. Günü ikiye böldü. Part time çalışıyor şu an Arap. Evet yani köyde özellikle biz yuvarlak çayda da burada da güvenli geziyoruz. Çok da rahatız. Akşam sabah. Sabah gezilmiyor güneşten. Yani. Güneşten gezilmiyor. Ama akşam serinliğinde gerçekten de onların sayesinde keyifle geziyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani bir işte yabani hayvan falan diyorlar domuz momuz. Onlara karşı da koruyucu. Burada zaten hani öyle şehirlerde korktuğumuz olaylar yaşanmıyor. Hani öyle hırsızlık, arsızlık gibi durumlar olmuyor. Büyük şehirlerde de yaşamak önceden burası gibiydi. Sokağın köpekleri olurdu. Onlar çocuklarla birlikte oyun oynardı ve o sokağa hırsız, arsız, kolay kolay. Yabancı giremez. Giremez. Televizyoncuyu sokmamıştı bizim mahallenin köpeği. Televizyoncuyu sokmamıştı. Elinde şey var, televizyon var, yeni getiriyor. Teknolojiye karşıydı demek ki. Yok, teknolojiye karşı olduğu için değil. Adamı tanımıyor ve elinde eşya var. Ama yeni alınmış, yeni gelmiş hayvancık nereden bilsin? Ama sistem nasıldı? Şimdi büyük şehirlerde, yani sen çıkarken bile ben büyük şehirde kapkaca da uğradım biliyorum. Kaldı ki çoluğunu çocuğunu salasın. Evet, sen biraz da hani çantayı böyle tutuyorsun ya. Videolarda da söylüyorlar ya. Dikkatini onun, çekenler evet. Oradan kaldı o alışkanlık. Çünkü bayağı bir sürüklendim. Allah korudu diyelim. Bilmem, gerçi kapkaçta yani sarılmayın. Gerçekten de ölüme kadar gidebilir. Sakatlanmaya kadar gidebilir. O bir şey kalmış. Burada çok ihtiyaç kalmasa da yine de o alışkanlık sürüyor. Evet, yavaş yavaş videoyu toparlayalım mı? Evet. Yani sohbet çok güzel. Sizlerle konuşmayı gerçekten de çok seviyoruz. Takipçilerimizin işi gücü vardır. Evet. İşlerinden alıkoymayalım. Başka zaman yine sohbet ederiz. Ara ara yine çok güzel insanlarla hep birlikte sohbet ediyoruz. Onların da tecrübelerini sizlere aktarmak, sizlerle tanıştırmak çok güzel. Onu da yapacağız. Bugün hep beraber bir sohbet edelim. Sık sorulan sorulara da böyle cevap vermiş olalım dedik. Yine merak ettikleriniz olursa dediğimiz gibi Instagram hesabımızda köyde ikinci bahar. Oradan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Oradan DM'den de sorularınızı bize iletirseniz biz elimizden geldiği kadar bazen geç görebiliyoruz kusura bakmayın. Ama gördüğümüz zaman muhakkak bir şekilde er ya da geç size dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz de öyleydik. Merak ediyorsun, soruyorsun, yapamayacağımız. Bilmediğimiz şeyleri de açıkça söylüyoruz. Bilmemek ayıp değil. Tabii ki. Öğrenebilirsek de öğreniyoruz. Karşılıklı bilgi alışverişi. Toparlıyoruz dedikçe uzuyor ya. Toparla o zaman. Toparlara mı gitsek? Bu espri de artık toparlaya toparlaya. Bir gün gidelim artık yerini bulsun espri. Orada kolay toparlarız ama. Diyorsun. Tabii ki. Fazla dağıtmayalım. Yok. Toparlar adı üzerinde ya. Orası bizi toparlar. At bir şeyler toparlansın da. Çok uzadı, çok uzadı. Kaçalım. Evet arkadaşlar. Bugün böyle sohbet etmek istedik. Merak edilenlere cevap vermek istedik. Şimdi videomuzu ufaktan toparlayalım. Dediğim gibi, Ahmet'in de dediği gibi işiniz gücünüz vardır. Başka yeni güzel videolarda görüşmek üzere diyelim. Tekrar söyleyelim lütfen. Abone olursanız seviniriz. Tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Cookie. Mama vereyim mi sana? Vereyim mi? Dur, içeri gelin.
Kuki. Kuki, gel. Hadi git ye. Hadi mamanı ye.